Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle yurt dışından herhangi bir ürün aldığınızda hangi vergilerle karşılaşacağınızı öğreneceğiz. Bir yurt dışında ödediğiniz vergiler var. Yani Çin'den bir alışveriş yapıyorsanız oradaki web sitesine bir vergi ödemeniz gerekiyor. Bir de Türkiye'ye geldikten sonra vergi ödemeniz gerekiyor. Bu vergiler hakkında bilgiler vereceğiz videonun ileriki sürelerinde. Onun dışında bir de hangi vergilere tabi kalacağımızı öğreneceğiz. Bazı arkadaşlarım da şu soruyu soruyorlar bana. İşte Türkiye'ye ürün geldikten sonra hangi PTT'ye ödeme yaparım? Arkadaşlar, hangi PTT'ye geldiyse ürününüz, o PTT'ye ödeme yapmanız gerekiyor. Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlerseniz yurt dışında gelen ürünlerin vergisi hakkında bütüncül bir fikir edinmiş olacaksınız. Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, iki farklı şekilde vergiye tabi tutulduğumuz ülkeler var. Bu ülkelerin birincisi Avrupa. Eğer ki Avrupa web sitelerinde bir ürün istediyseniz, bu ürünlerin gümrük vergisi %18 oluyor. Çin'den istediyseniz bu ürünlerin vergisi %20 oluyor. Sitelerle alakalı bir şey değil. İşte sitede yaptığınız ödemelerle alakalı bir şey değil. Bu yüzdelik Türkiye'ye geldikten sonra sizden alınacaktır. Yurt dışından bir telefon veya tablet alıyorsanız kartlardan veya açıklama kısmında o videoyu da yayınladım. Yani bir telefon, bir tablet, SIM kartı takılan bir ürün alacaksanız doğru yerde değilsiniz. Bu video işte bir kitap alan için, bir cüzdan alan için uygun bir video. Telefon ve tabletler için dediğimiz gibi kartlardan veya açıklama kısmında yurt dışından telefon almak adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce söylediğim gibi videonun hepsini izlemeden çıkmayın. Çünkü bütüncül bir fikir edinmenizi istiyorum. Eğer ki video işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunun dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız olur, freesoru.com'dan bizlere sorabilirsiniz. Orada görüntülü bir şekilde sorununuzu bize aktardığınız zaman hemen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk başta şu vergilerin ne olduğunu anlatırım. Arkadaşlar, Çin'den 100 TL'ye bir ürün aldınız. İşte siteye 100 TL verdiniz. Sitenin de AliExpress olduğunu varsayıyorum. 100 TL siteye verdiniz. Bu Türkiye'ye geldi. Türkiye'den sizi aradılar. PTT memuru, gelin ürününüzü alın. Bu memur ürününüzü size vermeden işte 20 TL, 30 TL veya 100 TL bir ücreti ödemeniz gerektiğini söyler size. Bu ne oluyor? Gümrük vergisi oluyor arkadaşlar. Gümrük vergisinin yanında gümrük sunum ücreti vardır. Bir de damga ücreti vardır. Bu ödemeyi yaptıktan sonra ürününüzü alabilirsiniz. Bu vergi Türkiye'nin aldığı vergidir. Yani gümrükten geçirdiği için Türkiye bu vergiyi kendine alıyor. Yurt dışından aldığınız ürünü de web sitesinde vergileri ödeyerek alıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de gümrük vergisinin yüzde kaç olduğunu, gümrük sunum ücret vergisinin kaç olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar, gümrük vergisi %20'dir. Bu Avrupa'da ayrıdır, söylediğimiz gibi Çin'de ayrıdır. Çin'de %20, Avrupa'da ise %18'lik bir vergiye tabi tutulursunuz. Gümrük vergisinin %20 olduğunu, Avrupa'da ve Çin'de ayrı yüzdelere ayrıldığını söyledik. Bunun dışında gümrük sunum ücreti vardır. Bu 8 TL'dir. Her yerde sabittir. Yani 1000 TL'lik bir ürün alsanız, 1 TL'lik bir ürün de alsanız bu 8 TL'yi ödemeniz gerekiyor. Daha sonra damga ücreti denen bir bölüm var. Burada da 1 TL ödemeniz gerekiyor. Daha doğrusu 0,80, aklınızın karışmaması için 1 TL diyorum. Şimdi bir örnek üzerinden yurt dışından bir tane ürün getirdiniz ve bu ürünün ne kadara size patlayacağını, net fiyatını hesaplayacağız. Arkadaşlar, diyelim ki Çin'den 100 TL'lik bir ürün aldınız. Yani Çin sitesine 100 TL'lik bir ödeme yaptınız. 100 TL'yi ödediniz. Ne demiştik? Gümrük vergisinin olduğunu söylemiştik. Bunun Çin için olan bölümü %20 idi. Ne yapıyoruz öyleyse? Çarpı %20 yapıyoruz. Bunu
çarptıktan sonra 2000 diye bir fiyat çıkıyor. Bölü 2000 diye bir fiyat çıkıyor. Hemen bölme işlemine basıyoruz ve 100'e basıyoruz. Yani ürünü aldığınız fiyat yüzdesi, daha sonra bölü 100 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemle işte %18 veya %20'lik vergiyi hesaplayabiliyorsunuz. Az önce ne demiştik? 100 TL'lik bir ürün aldık ve bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz üzere 20 TL gümrük vergisi vereceğimizi görüyoruz. Bunun yanında artı yapıyoruz. Gümrük sunum ücretimiz vardı. Buna 8 TL veriyorduk. Bir de damga vergimiz vardı. Buna da 1 TL veriyoruz. Bu şekilde bir işlem yaptığımızda Çin web sitesinden aldığımız ürünün Türkiye'deki vergisini görüyoruz. Çin'den kaça almıştık? 100 liraya almıştık. Türkiye'ye geldikten sonra 29 TL ödedik. Ne oldu? 100'ü de şuraya alalım. 129 TL. Arkadaşlar, bu hesaplamayı yaparsanız doğru bir şekilde ne kadar ödeyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi diyelim ki Avrupa'dan bir ürün aldınız. Avrupa'da aldığınız ürün için ne kadar ödeyeceksiniz onu görelim. Hemen burayı sıfırladık. Yine aynı şekilde Avrupa'daki web sitesinden de 150 TL'lik bir ürün aldığınızı varsayıyorum. Bu şekilde yaptık. Ne yapıyorduk? %18'lik bir vergiye tabi tutuluyorduk gümrük vergisi olarak. Hemen çarpıya bastık ve %18'i yazıyorum buraya. %18 yazdıktan sonra eşittir'e bir kere basıyorsunuz. Daha sonra bölme işaretine bir kere basıp 100 yazıyoruz. Buradaki 100 sabittir arkadaşlar. Burayı karıştırmayın. Zaten bu işlemi de aşağıda paylaşmış olacağım. Bunu yaptıktan sonra eşittir diyoruz. Bakın, Avrupa'dan 150 TL'lik aldığınız ürüne gümrük vergisi olarak 27 TL vereceksiniz. Bir de ne vardı? Sunum ücreti vardı. Hemen oraya 8 TL yazıyoruz. 8 TL yazdıktan sonra 1 TL'de damga vergimiz vardı. Artı yapıyoruz ve eşittir. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 150 TL'ye Avrupa'dan bir ürün alırsanız 36 TL buradaki PTT'ye ödersiniz. Yani bu meseleyi şu şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bir web sitesinde, Türkiye'deki bir web sitesinden bir ürün aldınız. Bu ürünün üreticisine belli bir miktar verdiniz. O ürünü size getiren kuryeye de farklı bir miktar verdiniz. Bunu da o şekilde anlamanızda yarar vardır. 36 TL Türkiye'deki PTT'ye vereceksiniz. Ürünün tamamı kaçaydı? Yani sitede aldığımız para kaçaydı? 150 TL. 150 TL'yi de eklediğimizde bu ürünün toplamda fiyatı 186 TL olarak size yansıyacak. Yani işte sitede 150 TL, toplam 150 TL verirsem kurtulurum diye bir düşünceye girmeyin. Türkiye'deki vergileri de hesaplayın. Daha sonra işlemlerinizi, alışverişinizi gerçekleştirin. Eğer ki bu işlemden bir şey anlamadıysanız arkadaşlar, yakın bir zamanda hemen açıklama kısmında web sitemde bir bölüm paylaşacağım. Bu işlemleri yapmanıza gerek yok. İşte web sitenizde aldığınız ürün 100 TL ise direkt burada 100 TL yazacaksınız. 100 TL yazdıktan sonra hesaplaya basıp ürünün toplamda ne kadar olduğunu göreceksiniz. Eğer ki zaten öyle bir sistemi getirirsem hemen açıklama kısmına bırakırım. Siz bu videoyu izlerken oraya bakmayı unutmayın. Dediğim gibi Avrupa'dan alıyorsanız Avrupa hesaplamasını, yani %18'lik dilime katarak hesaplamanızı yapın. Eğer ki Çin'den bir alışveriş yapıyorsanız %20'lik dilime koymanız gerekiyor hesaplamalarınızı. Bugün yurt dışından herhangi bir ürün alırsanız ne kadar vergiye tabi tutulacağınızı öğrendik. Arkadaşlar, eğer ki bu video işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.